liseliler yeni bir Fire Pro Wrestling World turnuva bölümüne hoş geldiniz. Bu turnuvanın kazananı benim Wrestling Revolution 3D'de My Career'da oynayacağım adam olacak. İlk bölümü izleyebilirsiniz. Çılgın 8 tane maç oldu. Umarım bu bölüm geçen bölümden daha da çılgın olur. Kesinlikle potansiyel var çünkü ilk maçımız Kenny Omega vs. Adam Cole. Bu ikisi biliyorsunuz Bullet Club'ın iki alfa male'ıydı. Ve bana sorarsanız hani eğer Adam Cole WWE'ye gitmiş olmasaydı tıpkı Cody Rhodes'da olduğu gibi bir ikisi arasında bir düşmanlık görecektik bayağı güzel hem de. Hiç olmadı böyle bir şey. Kısmet olmadı, nasip olmadı. Ama işte bugüneymiş demek ki. Kenny Omega, Adam Cole. Bakalım hangisi Bullet Club'ı yönetmeye daha uygunmuş. Bugün bu soru cevaplanacak. Irish Whip, Adam Cole'dan. Kenny'den reversal kaçtı o dirsek darbesinden. Böyle bir hemen sidestep yaptı. Miss me with that gay shitleri. Ama bu dirseklerden kaçamıyor. Şimdi Kenny Omega'dan Irish Whip. Oo, çok erken denedi bir Hurricane Runner denemesi. Adam Cole'da siktir git dedi ve powerbomb ile cevap verdi Kenny Omega. Tekme. Şimdi test of strength. Hangisi daha güçlü? Kenny Omega daha güçlü çıktı. Yani buna çok şaşırmadım. Zaten hani bakarsak adamların tipine, adamlardaki kas yoğunluğuna Kenny Omega'nın çok daha güçlü olduğu belli oluyor zaten sadece görüntü açısından. Bakarsak bile. Omega şimdi Body Slam yaptı. Elbow darbesi. Kenny Omega'dan ilginç bir strateji. Daniel Bryan'dan görmediğimiz hareketi Kenny'den görüyoruz. Güzel bir one legged dropkick. Adam Cole şimdi. Hayır. Kenny Omega daha bir olmadan bile kick out yaptı. Maç devam ediyor tam gaz. Sırtının arkasına bir yumruk yedi Kenny Omega. Şimdi kafasının arkasına, ensesinin arkasına daha çok. Hayvan gibi yumruklar yemeye devam ediyor. Şimdi de birbirlerine giriyorlar. Bana sorarsanız bunu Adam Cole yener. Çünkü yani Kenny Omega sadece tokat atıyordu. Adam Cole ise çok sert dirsekler atıyordu. Kenny Omega attı bu sefer dirseği. Okey. Facebuster. Az kalsın V-Trigger geliyor sanıyordum. Bayağı hazırdım yani V-Trigger diye bağırmaya. Şimdi mi gelecek? Hayır. Bir hata geldi Kenny Omega'dan. Çılgın. Tokat darbeleri ve çok güzel bir moonsault. Omega'dan yeterli olmayacak Adam Cole'u yenmek için. Bir dakika at geldi. Omega'dan şimdi Body Slam. Ve Figure 4 Leg Lock. Şimdi de Adam Cole hareketlerini büyütmeye başladı. Crossline. Güzelce bir Sleeper Hold yapıyor şimdi. Omega hızlıca kaçtı. Crossline bu sefer Kenny Omega eğildi. Yakaladı Kenny Omega. Yine tuş denemesi başarısız. 2 dakika out Kenny Omega'dan. Buna ne böyle? Dr. Wagner Bomb. 2. Hayır. 2 dakika out geldi. Çok sert darbeler yiyor şu an Adam Cole. Okay, Kenny Omega'yı yere düşürmeyi başardı. Devamını getirmesi lazım ama V-Trigger denemesi Omega'dan. İkisi de vurmaya çalışıyor V-Trigger. Adam Cole gördüğünüz gibi kalkamadı yerden. Kenny kaldırmasa herhalde sonsuza dek orada yatardı. Bir kez daha Kenny Omega hızlıca tuş etmeye çalışıyor Adam Cole. Bir dakika. Boom! Fireman's Carry Neckbreaker. Ve şimdi Sleeper Hold bunun hemen üstüne. Ama Kenny Omega için yeterli değil. Kenny Omega gel ulan diyor. Bitireceğim ulan diyor. One Winged Angel. 1-2. Ve Adam Cole One Winged Angel'dan kick out yaptı. Bunu uzun süredir hatta hiç kimsenin yaptığını hatırlamıyorum. Yani super kick şimdi. Super kick. Adam Cole'u yenmek o kadar da kolay olmayacak gördüğün gibi Kenny Omega. Ringin dışına attı Omega'yı. Şimdi takip ediyor kendisini. Ama hiçbir şey yapamadı. Omega hemen kendine geldi. Bir big boot yaptı. Şimdi Adam Cole'dan reversal içeri girdi sanırım dinlenecek. Aynısını Omega da yapıyor. İkisi de dinlendi şimdi. Bakalım kim önde çıkacak? Adam Cole bitireceğim ulan diyor bunu. Label lock, yes lock. Ne çok gördük lan bu hareketi bugün.
Bugün değil, geçen bölümde çok görmüştük, doğru. Benim için bugün oluyor da çaktırma iş. Detaylı bunları. Oh, backstabber! Omega ama geri durmayacak abi. Pes etmeyecek. Gel ulan diyor, bir kez daha mı yapacak? Hayır, Adam Cole izin vermedi. Of, Omega ekstra izin vermedi. Oh, Kamigoye! Kamigoye! 2! Of be, Adam Cole! Yine bir yerden buldu abi enerjiyi ve kick out yaptı, crossline yaptı, Kenny Omega yere serildi. Sırtına yumruk. Adam Cole şimdi. Köşeye fırlattı. Kenny'yi Kenny'den reversal. Kenny. Boom! Daha doğrusu bang! Ve V-Trigger! V-Trigger! 2, 3 ve Adam Cole. Kaçtı abi, bir zıpladı. One Winged Angel'dan kick out yaptı. İki zıpladı. Bir hareketten daha kick out yaptı. Hatırlayamıyorum ne yaptığını Kenny Omega'nın. Ama üçüncü de V-Trigger'da maçı kaybetti. Hoş bir maçtı geceyi başlatmak için. Yani buradan hangi ikili yense de sevinirdim ben. Çünkü ikisiyle de oynamayı çok isterim. Hem Kenny Omega ile hem Adam Cole'la Wrestling Revolution 3D serisini yapmayı çok isterim. Dediğim gibi benim için her türlü hava hoş. Neyse şimdi hadi gecenin ikinci maçına geçelim. Şimdi bir kral geliyor beyler bayanlar. İşte karşınızda King, the one and only King Ricochet. Belki de King of Strong Style'la kapışabilir, kim bilir. Ve karşısında ise acaba nickname'i var mı? Hemen öğreneceğiz. Birazdan daha doğrusu. The franchise of Ring of Honor, Jay Lethal. Universe Mode'dan tanırsınız kendisini, çok göstermişimdir. Ricochet de aynı şekilde, artık tabii NXT'ye geldiği için daha çok tanıyan vardır kendisini. Bakalım. İkisi de Universe Mode'umda, yani eğlenceli şeyler yaptılar. Bu arada senden ayağım çok ses çıkarıyor, pardon. Eski değil için artık. Bakalım burada bizi eğlendirebilecekler mi abi? Okay, Ricochet'den Irish Whip, Leapfrog alta geldi, drop, toe hold. Frog farklı bir şekilde yaptı, drop to hold, hiç öyle görmemiştim yapıldığını. En azından bu turnuvada. Arm drag'i yedi ve güzel bir klasik bir Jay Lethal hareketi. Onu genelde parende attıktan sonra yapar. Ama neyse, drop kick. Ve ilginç bir submission göreceğiz. Evet, ilginç. Oha! Clover leaf tipinde bir şey. Clover sex demek istiyorum o harekete. Bir kez daha Jay Lethal. Boom! Yaptı drop kick'ini. Arm drag'i de yedi ama. Hızlı betüşe gitti. Hızlıca da bir kick out'u yedi tabi. Köşede buldu kendince Jay Lethal. Hemen kaçtı köşeden. Ricochet leapfrog. Leapfrog numara 2. Leapfrog numara 3. Güzel bir hareket yapsaydı gerçekten güzel olurdu ama yapamadı. Bir kez daha deneyecek sanırım. Ama bu sefer Jay Lethal izin vermedi ve şimdi de work hold yaptı orada ona. Abi. Çok çılgın orada gördü, 500 tane falan roundhouse kick denemesi geldi Ricochet'den. Ama yumrukta işi çözüyormuş, bunu fark etti az önce. Sırtının arkasına bir elbow, güzel bir spinning senton. Bir arm drag, bir drop kick. Jay Lethal durdurulamıyor beyler bayanlar. Snapmare. Şimdi sırtına çalışıyor. Irish Whip. Bir şey yapmak istiyor abi. Ricochet gerçekten bir şey yapmak istiyor. Çok güzel bir Hurricane Run yaptı. İşte böyle şeyler yap abi. Bir. Hayır, kick out geldi. Lethal'dan. Boom. Backbreaker. Ve Lethal bow and arrow yapacak şimdi. Hata yaptı. Ama işe yaramadı. En azından maçı kazanmasına işe yaramadı. Oh, Cloverleaf Sex mi bu? Evet, Cloverleaf Sex. Clover Sex pardon. Leaf yoktu. Ama Leaf'i de koyabilirsiniz yani. Leafy is here. Ne oldu acaba? Öldü herhalde Leafy is here. Oo, manyak bir hareket gördük. Ricochet'den. Bildiğin ringin içinde Sasuke Special tipinde bir şey yaptı. Sanırım Ricochet Poison Rana yapacaktı Jay Lethal ama hazırlıklı gelmiş. Reversal üstüne reversal, kim üste çıkacak abi? Hala reversal gelebilir. Gelmedi Top Rope Poison Rana. Ve şimdi submission yapıyor. Çok ilginç bir submission. Jay Lethal pes ederse hiç şaşırmayın. Attack Blow Poison Run'dan sonra etmedi Jay Lethal. Çok sert
tokatlar attı. Ama yedi Pele kick'i. Overhead kick'i. Oh! Deleted'dan reversal. Ama hayır. Rikişe'den hemen bir kick out geldi. Little. Tokatlarına devam ediyor. Demek ki işe yarıyorlar. Step up Enziguri. Jay Little'dan. Uff. Kafasının arkasına tekme. Backbreaker. Irish VP'ye de Jay Little. Ooo. Pop up. Cutter. Ve şimdi. Ooo. Hadi bakalım. The Eye of the Hurricane demek istiyorum harekete ve yeterli be. Jay Little bir şekilde o iki hareketin üstünde bile kick out yapabildi abi. Fighting Spirit. Gerçekten yenmek istiyor Jay Little bu turnuvayı, yenebilecek mi? Çok güzel bir superplex. Aa, bu ne böyle? Super kick. Daha çok switching music gibiydi super kick'tense. Oh! Vay anasını. Ricochet'ine söyleyemeyeceğim hareketler yapıyor. Güzel bir Hurricane Rana. Köşeye çıktı Jay. Oh, 6-30 by King Ricochet. İyi geceler Jay Little. Evet, şu an için turnuvadaki favori maçım bu sanırım benim. Çünkü maçın kendisi güzeldi ve sonu finisher'da bitti. Northern Lights Suplex'e bitmedi. Hem de biten finisher'da, bitiren finisher'da 6-30 Senton'du. Gerçekten çok eğlendim. Darısı diğer maçların başına. King Ricochet bir dahaki rounda geçme şansını kazandı. Hakkını kazandı. Evet, sırada yanılmıyorsam gecenin 3. maçı var. İlk olarak Carl Anderson geliyor. Torpilli Carl Anderson. Çok severim kendisini. WWE'de gerçekten üzülüyorum her kaybettiğini gördüğünde. Çünkü çok çok yetenekli bir adam aslında. WWE izin verse çılgın şeyler yapabilir. Ama neyse. Ben izin veriyorum. Bakalım yapabilecek mi? Too sweet diyor abi. Too sweet demişken. Bu hareketle haşır neşir olan başka birisi var işte karşınızda. The Phenomenal. AJ Styles. Dediğim gibi tamamıyla rastgele yaptım bütün maçları. Bir program kullandım. Ve bu ikisi karşı karşıya geldi. Ve sanırım hani Bullet Club'la, yok The Club'la bağlantısı olan tek ikili buydu zaten. Yani şöyle diyeyim. Bullet Club'la bağlantısı olup WWE'de, aynı zamanda WWE'de olan bütün turnuvadaki iki adam buydu. Ve karşı karşıya geldiler şanslıları yani. Artık iyi şans mı kötü şans mı bilemiyorum. Bakalım. Daha önce Cody'nin Shawn Michaels'ı yendiğini gördük. Dolayısıyla Carl Anderson'ın da AJ Styles'ı yenme ihtimali var beyler bayanlar. Bu maçta ne olacağını kimse bilmiyor. Ben dahil. Bu maçları ben setuplasam da sadece setuplıyorum yani geri kalan. Yapay zekaya kalıyor One Legged Dropkick. Carl Anderson'dan şimdi yumruk darbesi çok işe yaramadı AJ Styles'a. Bar İslam tabii ki de artık kutsal hareket abi. Fire Pro Wrestling Special diyeceğim o harekete. FPV Special diyeyim de daha kolay olsun. Ya da FP Special. Fire Pro Special desem daha kolay olur aynı. Öyle diyeyim artık. Okey. Yine maçın en başında birbirlerine dalıyorlar. Bence Carl Anderson yener öyle de oldu. Kendisi de yıkıldı ama yani kazanan oydu en sonunda. Dirsek darbeleri sert. Sırtının arkasına tekme. Carl Anderson'ın. Anderson. Snapmare. Maçın başındayız tabii beraberler. Çok büyük hareketler beklemeyin. Diyecektim ki tam bunu derken AJ Styles'dan çılgın bir enziguri denemesi. Ama yapamadı işte. Denedi sadece. Güzel bir suplex. Knee drop. Elbowları iyi yine. Bu AJ Styles gerçekten bayağı kullandı o elbow hareketini. Back body, backbreaker. Russell geldi AJ Styles'dan, omuzuna çalıştı, biraz koluna çalıştı. Anderson'ın, Anderson running Liger Bomb. 1, 2, uff. Hayır, AJ Styles'dan kick out geldi. Yine enziguri denemesi başarısız. Ringin ortasındalar. Ushigoroshi. Güzel bir double axe handle şimdi. Kafasının arkasına Anderson'ın. AJ Styles'dan o çok işine yarayan dirsek darbeleri, dik head kick. Okay, Fire Pro Special. 1, 2, hayır. Daha fazlası gerekecek.
Çok daha fazlası gerekecek. Karl Anderson demeye çalıştığımı anlayabiliyor musun acaba? AJ Styles'ın hayvan gibi 3 tane tokat darbesi. Şimdi de front missile dropkick. Ooo, discus cross'dan gelecekti. Karl Anderson şans eseri yemedi hareketi. Irish Whip'ten sonra bir crossline ile AJ Styles'ı yere düşürüp tuş denemesine denemesi yaptı. Başarısız. Bir tane daha anasını satayım. Crossline. Oh! Oh! Eyvah! AJ Styles'dan Styles Clash! Belalayanlar! Oh! Karl Anderson kick out yaptı. Anderson! Oh! Calf Crusher'ı yedi abi. Galiba pes edecek. Give up? Hayır, give up değil. Anderson bir şekilde abi maçta kalmaya devam ediyor. Styles Clash'tan sonra bile Pelee AJ Styles'dan. Şimdi oha, top rope knee drop. Carl güzel bir crossline. Güzel bir European uppercut. AJ Styles. Oo, klasik AJ Styles ama Carl Anderson ilk ayağa kalktı. Snap suplex'i de durumu düzeltti ama AJ Styles. Köşede şimdi AJ. Aa, burada çok tehlikeli bir şey görebiliriz. AJ'den reversal discus crossline. Şimdi Karl Anderson Irish Whip yaptı. Oo, işte klasik Karl Anderson Spinebuster. Nobody does it better. Nari Amerika'nın girişi gibi oldu ama çaktırmayın. Anderson. Oo, reverselendi. Şimdi kendini köşede bulan Anderson bir dropkick ile yerde buldu aynı çok hızlı bir süre, kısa bir süre sonra. AJ öldün ulan diyor. Karl Anderson'ın yüzü ölmek istemiyor. Baseball slide. Aha, birbirine giriyorlar abi. Bakalım bunun üstünden kim çıkacak. Anderson. Oh, çok sert bir crossline. AJ. Klasik AJ mi bu? Aynen öyle. Kafasının arkasına dropkick. Ve ringin dışında buldu bir anda kendini AJ Styles. Karl Anderson hemen takip ediyor. O eye rake abi. Ve AJ'in işini gördü o. Anderson hafif nefesini topladı. Şimdi ofense geri döndü. Too sweet diyor. Rocket tube kick. Hayır, crossline. Anderson crossline'ı bir kez daha yaptı. Ama bu maçı yenmek istiyorsa çok daha büyük bir hareket yapması gerekiyor abi. Neden yapmadı şu ana kadar bilmiyorum. Yapsa bence yener. AJ Styles bir kez daha. Oh! Float over DDT geldi AJ Styles'dan. Aha, Anderson. Anderson'dan Guns'tan. 1, 2, of. Oğlum gerçekten 3 olacağını düşünüyordum. Yani yalandan değil bu. Çünkü finisher'ını yaptı az önce. Dropkick'i yedi ama Karl Anderson yine. Çok güzel bir spinebuster. Nobody, nobody does it better. Of, ama AJ Styles'ın kick out yaptı. Ushi değil. Oh, oh, Guns'tan numara 2. AJ Styles son anda kick out yapmıştı. Şimdi yapabilecek mi? Yapamadı. İşte kazananınız. Ve diğer rounda ilerleyeniniz Carl Anderson. Ve hani hiç şaşırmayın buna abi. Ben normalde şaşırırdım da. Maçın sonuna doğru Carl Anderson o kadar domine olmaya başlamıştı ki. Yani ben ikinci Gunstan'ı gördüğümde AJ Styles'ın kaybedeceğine inanıyordum. Evet abi, yani beklenmedik şeyleri bekleyin bu bölümde. Her bölümde bekleyin hatta. Geçen bölümde Sin Cara critical yemişti mesela. Neyse. Hadi bakalım diğer maçımıza geçelim. Ve beyler bayanlar, geceyi yaraladık. Dördüncü maçımız Johnny Mundo The American Luchador. Bakalım buradaki adam da öyle mi demiş? Sadece Mundo demiş ya kahretsin. Ve karşısında The Animal Batista Drax karakterinin oyuncusu. Tıpkı Shawn Michaels gibi Batista da çok uzun süreden beri güreşmiyor. Yani tabii Shawn Michaels kadar olmasa da. Çünkü Michaels 2011'den beri güreşmiyor. Batista 2014'te kısa bir süreliğine geldi. Yüzünü gösterdi. Ya bilemiyorum, bakalım. Karşısında ise yine tıpkı Cody Rhodes gibi, yani haftanın neredeyse 2-3 günü durmadan çok yüksek seviyede güreşen bir adam var. Lucha Underground'ın en iyi güreşçilerinden bir tanesi var. Şampiyonu mu değil mi bilmiyorum beyler bayanlar. Çünkü ben 3. sezonun 10. bölümündeyim daha Lucha Underground'da. Hani bildiğim kadarıyla hani 3. sezonun 40. bölümü falan var.
Ben çok gerideyim. Aşırı gerideyim. Daha Prince Puma'nın başına gelen hani işte Ultima Lucha'nın Ultima Lucha 2 mi 3 mi ne? Spoiler vermek istemiyorum çünkü gerçekten Lucha Underground tam bir dizi gibi. Dolayısıyla yani şöyle diyeyim. 3. sezonun 10. bölümündeyim daha. Çok bilmiyorum hani şu an Johnny Mundo'nun durumu ne? Söylemeyin de ha, bilmek de istemiyorum. Kendim izleyerek öğreneceğim. Söyleyecekseniz hani bu konu hakkında konuşmak isterseniz bir nedenden dolayı lütfen alta yazın. Spoiler. Hani uyarın önce. Spoiler var. Lütfen okumayın deyin. İşte spoiler'ın da ne hakkında olduğunu da söyleyin de. Yoksa çok amaçsız olur. Neyse. Hadi bakalım. Maça konsantre oluyorum. Şimdi Flying Forearm. Güzel bir reversal geldi. Mundo'dan az kalsın çok slam yiyordu ama şimdi yedi abi Crossline'ı. Şimdi bacağına çalışıyor Batista. Yani bunu yapmamalı bence Johnny Mundo çünkü yani güç açısından kimin daha güçlü olduğunu hepimiz biliyoruz. Gördüğünüz gibi de zaten Batista yere yıktı. Sonra çok erotik bir hareket yaptı rakibine. Sweep the leg yaptı Johnny Mundo. Johnny Mundo. Super kick ve çok güzel bir baseball slide drop kick. Ama running power slam'i de yedi sonra. Batista şimdi crossline'i yaptı abi. Yine erotik hareketini yapıyor. Kel ya tabi. Normal herhalde. Kel olduğunda mutlaka erotik olmak zorundasın abi. Bu bir kural. Aha! Bacağımı kırdım az önce. O yüzden boşalma sesi çıkardım. Evet abi, bu turnuvada AJ Styles gördük. Shinsuke Nakamura gördük. Kenny Omega gördük. Adam Cole gördük. Gördük de gördük. Ama inanın bana daha bitmedi. İnanın bana daha göreceğimiz çok insan var. Güzel bir Edge'in de yapmayı çok sevdiği hareketi yaptı. Shinsuke Nakamura da çok yapar. Evet, Batista bir şekilde maça geri gelmeye çalışıyor. Lama Istrav bu mu oluyordu? Bilemiyorum. Bu sefer yaptı abi çok slamini. Reverse çok slamini yaptı. Ve woo yaptı az önce. Ringin dışında bir body slam. Swinging neckbreaker geldi Johnny Mundo'dan. Hakem 8'e doğru geldi. 10'a yaklaşıyor. 9'da Batista içeri girdi. Merak etmeyin 10 olunca bitmiyor bu turnuvada. 20 olunca countdown oluyor. Bilmeyenleriniz varsa hala söyleyeyim ben. Hazır bunu söylemişken de rope break olmadığını da söyleyeyim ben size. Evet. Drop kick'i yedi Dave Batista. Ringin ortasındalar yine. Irish Whip geldi Batista'dan. Trio Wow. Ve dizine iki tane yumruk attı sadece. Mundo'nun. Swinging Neckbreaker. Johnny Mundo'dan. Gayet bu harekete güveniyor abi. Gerçekten bitiriyordu maçı. Ben çok depresyona girerdim. Bu bitirebilir ama. Aniden bir tuş girişimi. Neredeyse bitiriyordu Batista ama hala hayatta. Ve güzel bir Spinebuster'la. Bir de Spear'la Johnny Mundo'nun icabına bakıyor. Şu an bir tane daha Spear denemesi Mundo çekildi. Swinging Neckbreaker bir tane daha tuşa gidiyor şimdi. Bir. Lütfen böyle bitmesin. Yani Northern Lights'la bitmesiyle aynı olur. Reverse. Hayır. Reverse çok slam gelecekti Mundo'dan. Reversal Starship Pain. The end of the world. Ve Batista dayanamadı abi. Zaten Neckbreaker'a gitmek üzereydi. End of the world yapınca Johnny Mundo Batista daha fazla dayanamadı. Ve büyük ihtimalle işte uzun süredir güreşmediği için paslı olduğu için Mundo rahatça bu maçı yenmeyi başardı ve bir dahaki round'a da geçti. Hadi şimdi 5. maçımıza geçelim. Ve sırada ilginç bir maç var. Çok büyük süperstarların olmadığı bir maç bu. İlk olarak The bilmem ne of misbehavior, savior of misbehavior, Corey Graves. Kendisi eğer sakatlanmasaydı, concussion'lar yüzünden istifa, emekli olmak zorunda kalmasaydı güreşmekten, bence çok iyi yerlere gelebilirdi. Çünkü ring gerçekten CM Punk'ı aşırı andırıyordu bana. Ring içinde kesinlikle yetenek olarak bana sorarsanız CM Punk'a yakın değildi. Ama yani çok karizmatikti be abi. Adam aşırı karizmatikti.
Ve bence o yüzden, sırf o yüzden bir yerlere gelebilirdi yani. Ve hani ikisi de aynı tantı yapıyor. Zaten adam yorumculuk yapıyor şu an. Ne kadar zeki birisi olduğunu da görüyorsunuz. Yani Corey Graves yerlere gelebilirdi. Ama neyse, bakalım. O yüzden onu bu turnuvaya koymak isterim. Severim yani Corey Graves'i. Tyler Breeze'i de severim. Çok ünlü bir lafım, ünlü laf değil de çok sevdiğim bir laf vardır. Ben Hideo Itami, Finn Balor falan, bunlar hep NXT'deyken benim favorim Tyler Breeze'di. Hepsinden daha fazla seviyordum. Çünkü o kadar iyiydi ki. Ring içinde muhteşemdi. Gimmiği muhteşemdi. Gimmiğini muhteşem oynuyordu. Hareketleri muhteşemdi. Tyler Breeze genel olarak muhteşemdi. Tam bir main eventer'dı. Tam bir heel main eventer'dı. Hani şu an bile gitse, şu an bile hani şey olurdu. NXT'deki en iyi heel main eventer olurdu. Ama bakın main roster'daki durumuna, bakın Vince'in yaptığına. Yani üzülüyorum ya gerçekten. Çok severim Tyler Breeze'i. O yüzden bu ikisi gerçekten böyle benim underdoglarım falan. Oh! Corey Graves kariyer bitirici hareketini yaptı herhalde. O neydi lan öyle? Breeze nasıl hala hayatta bilmiyorum. Şekilde kapışmaya devam ediyor. Corey Graves'den çok çılgın hareketler abi. Şimdi dizine doğru yönelmeye başladı. Corey Graves'in finisher'ı Unlucky 13'dir beyler bayanlar. Böyle ters figure four leg lock falan diyebilirim. Yapınca göreceğiz. Yapınca daha rahat görürsünüz. Ve evet, görüyorsunuz, bacağına çalışmaya devam ediyor Tyler Breeze'in. Hiç durmadan, usanmadan. Breeze. Köşeye attı istemeden sanırım rakibini. Leg sweep. Superman. Bir shot yapacaktı. Iskaladı. Bu kadar erken yapmasını beklemiyordum. Prince Pretty. Pretty. Daha doğrusu. Köşeye attı rakibini ama STO ile kendini yerde buldu. Fist drop geldi. Corey Graves'den çok çılgın güreşiyor şu an. Kendisi backdrop. Ve one legged busting crab. Yetersiz olacak. Corey Graves yine çılgınlarca bacağına çalışıyor rakibinin. Ve Fire Pro Special. Irish Whip. Flying Forearm. Çok güzel bir knee drop gelecekti. Corey Graves yoldan çekildi. Elbow. Bu sefer de Tyler Breeze yoldan çekildi. Güzel de bir neck breaker. Corey Graves yerde. Tuş olacak mı? Hayır. 2'de kick out. Graves. Dans ettiler orada, tango falan yaptılar. Crossline. Çok ilginç bir submission gerçekten. Yeterli olmayacak maçı kazanmak için. Irish Whip Reversal. Bir şeyler orada oldu. Aldırmayalım. İkisi ringin içinde. Bir kez Irish Whip. O az önceki 3-4 saniye olmamış gibi varsayın. Boston Crab. Hayır. Tyler Breeze orada çok tehlikeli durumdaydı abi. Boom! Neckbreaker! 1-2. Gitseydi hiç hani benim için sırıtmazdı o harekete gitseydi. Gerçekten çok sert bir hareketti. Step up. Elinizi geri. Ve knee drop bu sefer başarılı. Russian leg sweep yedi. Tyler Breeze ve fist drop yedi bu sefer. Corey Graves'den çok çılgın hareketler görüyoruz. Crossline. Graves. Bitti ulan bu maç diyor. Unlucky 13 yapacaktı. Hayır dedi Tyler Breeze. Hem hayatını hem bu maçı kurtardı az önce. Ama yine o çılgın neckbreaker abi. Geçmiş olsun Tyler. Tyler Breeze bir şekilde kick out yaptı. Bir shot'ı bir kez daha ıskaladı abi. Ama bana sorarsanız bir kez daha ıskalamayı yani yapamaz. Öyle bir şey yapamaz ya. Bir kez daha ıskalarsa bence bu maç bitti. Kesinlikle Corey Graves bu maçı kazanacak. Sleeper hold. Sleeper hold. Ama hayır, Corey Graves uyumayacağım dedi. Step up enziguri bir kez daha Corey Graves'e. Tyler Breeze bu maçı bitireceğim sinyalleri veriyor. Güzel bir Impaler DDT oluyor değil mi? Evet, sadece ilginç bir şekilde yaptı kariyer bitirici hareket. Ve Unlucky 13 Corey Graves'den. Ama bir şekilde Tyler Breeze kaçmayı başardı hareketten.
Sana kadar Submission görmedik yanlış hatırlamıyorsam lan, değil mi? Birisi bile Submission'dan yenmedi maçını. Belki de Corey Graves 1-2 başarabilir. Oh, orada Jumping DDT gelecekti sanırım. Supermodel Kick! 1, 2, uff ve Tyler Breeze neredeyse maçı kazanıyordu. Yapma yapma Corey Graves! Abi her an kritikal gelebilir, öyle sert bir hareket ki kritikal gelmesine gerek kalmayacak sanırım. Evet, o Neckbreaker'la kazandı maçını. Hemen o Neckbreaker'ın ismini öğrenelim bakalım neymiş. Corey Graves bu arada tabii ki de bir dahaki round'a geçti bu sayede. Güzel bir maçtı. Ve bu finisher'ın ismi Axe Guillotine Driver. Okey, aklımda tutmaya çalışacağım. Axe Guillotine Driver, çünkü bu hareketi büyük ihtimalle göreceğiz abi. Corey Graves'in aşırı işine yarayacak bu hareket. Neyse, bu bugün gerçekten çok daha güzel gidiyor abi. En azından maç kalitesi açısından her maç finisher'la bitiyor yani. Geçen videoya nazaran. O yüzden mutluyum ve gururluyum. Hadi şimdi devam edelim. 6. maçımız benim için kesinlikle ilginç olan bir maç. Bu maç Kota Ibushi, The Golden Star versus The Bro Matthew Riddle'ın arasında. CM Punk kazansaydı eğer çok merak ederdim, ama bu ikisi karşılaşsa çok hoş olurdu çünkü King of the Bros'muş. Matthew Riddle finisher'ı Bro to Sleep. Hani ne olduğunu biliyor, tahmin edebiliyorsunuzdur. Go to sleep, bro to sleep. Acaba kim daha iyi yapar diye merak etmez değilim. Evet, Matthew Riddle'ı tanımıyorsanız abi, adam MMA'den güreşe geçmiş birisidir. Dolayısıyla çok çılgın MMA şeyleri göreceksiniz Riddle'dan. Hatta görmeye başladınız bile, farkındaysınız. Kota Ibushi ise dünya üzerindeki en iyi 5 güreşçi arasına girebilecek kalitede bir adamdır. Golden Star demiyorlar boşu boşuna kendisine. Çok çılgın hareketler var kendisinin. En çok genelde dikkat edilmesi gereken şeylerden bir tanesi ise tekmeleri. Kota Ibushi'nin gerçekten çok sert tekmeleri var. Hani istersen dünyadaki en taşaklı süperstar ol, güreşçi ol, Kota Ibushi'yi tekme atarsa bir kendinden geçiyorsun abi. İstersen MMA'den geçmiş ol yani güreşe. Evet, o yüzden bu maçta çok güzel olma potansiyeli var. Hadi bakalım. Küçük hareketler görüyoruz, aşırı küçük hareketler görüyoruz. Maçın başı olduğu için işte birbirini çözmeye çalışıyor tabi. Suplex ve ringin dışında buldu kendi Kota Ibushi. Çok sinirli galiba oğlum, sürekli sandalye alıp duruyor, diskalifiye olacak psikopat. Ooo, Ibushi'den tekmeler geliyor. Material bir şekilde ayakta. Ama gördüğünüz gibi çok uzun süre ayakta kalamadı. Ve keşke bot giyseydim diyordu şu an büyük ihtimalle. Ankle lock, hızlıca kaçtı ankle lock'tan Matthew Riddle. Ama gördüğünüz işte Kota Ibushi'nin tekmelerini. Şaka yapmıyor yani, şaka değil o tekmeler. Suplex geldi bir kez daha Ibushi'ye. Riddle, Ibushi'yi yakalayacaktı, baseball slide'la kaçtı Ibushi. Yine bir suplex, Ibushi hemen ayağa kalktı. Oha! Golden Star Powerbomb! 1-2! Neredeyse çok erken bir sonuç görecektik bu maça. Golden Star Last Ride Powerbomb bitiriyordu bu maçı. Şimdi Riddle'dan çok çılgın bir submission, ama görüşe göre bu turnuvada submission'ları kullanmak bence zekice değil. Çünkü kimse, ama kimse submission'la maç kazanamadı. Güzel bir 450 splash yeterli olacak mı? Olmadı. Matthew Riddle hala bu maçta. Oh! Guillotine Chokehold! Kaçmayı başardı Kota Ibushi. Oo, güzel bir Fisherman Suplex. Bridge'i kurdu. 2 dakika out. Guillotine Chokehold bir kez daha. Ibushi pes etmedi. Ve ankle lock geldi şimdi Ibushi'den. Hayır. Okay, Riddle bu sefer köşeye çıktı ve Frog Splash. Muhteşem bir Frog Splash yaptı. Ama 2'de yine erken bir kick out geldi. Oo, işte klasik bir Kota Ibushi hareketi. Ve Ibushi şimdi clothesline'ını yapıyor. Ibushi başladı mı durdurulamaz, ama durdurdu Matthew Riddle. Bir kez daha guillotine chokehold. Bence çok yaparsa bu hareketi içini bitirebilir Ibushi'nin.
Şimdi headlock yapıyor, gördüğünüz gibi MMA'den öğrendiği geçişleri uyguluyor, transactionları uyguluyor kendisi. Çok yoruldu ama ve Ibushi'den çok sert tekme yedi. Regular reverse'ledi rakibini. İkisi de şimdi yerde bir reset görüyoruz. Hala çok yorgun Matt Ribeiro. Bu sefer last ride powerbomb değildi. Sadece powerbomb'tu ve yeterli olmadı bence o yüzden. Arm drag ve kendine gelmeye çalışıyor şu an Matt Ribeiro. Gerçekten çok kötü durumda. Eyvah, yine yakalandı. Golden Star last ride powerbomb. 2 ve 3 Kota Ibushi. Bir dahaki rounda gidiyor ve gerçekten en dominant performanslardan bir tanesini sergiledi Matt Ribeiro'a karşı özellikle. O hani 3 tane tekme attı ya üst üste. Orada bir başladı Kota Ibushi ve durmadı. Adam durmadı yani. Acaba biri yenebilecek mi Kota Ibushi'yi? Çok merak ediyorum. Hadi bakalım, geriye sadece 2 tane maçımız kaldı. Bu kalan maçlar son 2 maç. İlk round'un son 2 maçı. Ben matematiğim berbat olduğu için o yüzden dil bölümünden mezunum zaten. Şey diye düşündüm ben, daha hani böyle 2 tane daha bölüm olacak 8-8 maç yaptığımız, ama hayır. Öyle değil. Bu son 2 maç abi. Bu maçlar bitince artık bir dahaki bölümlerde 8 maç yerine 4'er 4'er maç yapacağım. Ve onlar bittiğinde de finalleri göreceğiz yani. Evet. Neyse, bu maçta The Prize Fighter Kevin Owens vs. Drew McIntyre arasında. Drew McIntyre en sevdiğim süperstarlardan, güreşçilerden birisi dünya üzerindeki. Yani dolayısıyla hani yense pek de hani üzülmem. Hadi bakalım. Evet. Fire Pro Wrestling Special geldi. Kevin Owens'dan da dakika bir gol bir. Dakika bir gol bir. Söylemesi zor. Irish Whip. Oh. Kendini tuttu Drew McIntyre. Köşeye buldu. Oh, tekmeyle köşeden hemen çıktı. Tabii ki de cüssü olarak falan Drew McIntyre daha büyük. Kevin Owens'dan daha büyük olmakta zaten kolay bir şey değil. Bakalım nasıl bir dinamik olacak bu ikisi arasında. Şu an eşit gidiyorlar bayağı. Snapmare geldi. Kevin Owens'un kesinlikle hareket yaparken Drew McIntyre'a göre çok daha efor sarf etmesi gerekecek. Özellikle hani body slam tipinde hareketleri yaparken, çünkü Drew McIntyre gibi cüsseli birini kaldırması gerekiyor. Reşip yokladı. Maçın daha en başındaydık abi. Future Shock gelecekti. Reverse dedi Kevin Owens. Şimdi Snapmare. Ve hemen tuşa gidiyor Snapmare'in üzerine. Tabii ki de mantıksız kick out. Body slam. Ringin ortasında çok güzel artistik bir tuşa gitti. Kevin Owens tabii ki de işe yaramadı. Abi Drew McIntyre şu an kafa atmaya çalışıyor. Çok tehlikeli yani. Ben olsam Drew McIntyre'dan uzak dururdum, sizi bilmem ama. İkisi de çok ağır yumruklar atıyorlar şu an. Gerebildikçe geriyorlar kendilerini, vay anasını. Hop, çok güzel bir headbutt denemesi, başarısız. Yüzüstü çakıldı, çok üzüldüm adama. Suplex ve kendini yerde buldu Drew McIntyre. Şimdi boom, crossline yedi. Ama hemen kendine geldi ve reverse'ledi Kevin Owens. Powerbomb, jackknife powerbomb geldi. Big boot şimdi. Drew McIntyre çılgın kombolar yapıyor. Kevin Owens neyse ki durdurabildi bunu. Durdurmasaydı işler kötüye gidecekti iyice onun için. Ahanda bir camel clutch. Atomic drop yedi. Çok tam sentanlık tabi ama Kevin Owens tuşa gitmeyi tercih etti. Al sana big boot. Al sana big boot. İhtimalle artık izi çıktı yani. Gerçekten izi çıktı böyle. Kevin Owens'un yüzüne bakarak Drew McIntyre'ın kaç numara bot giydiğini anlayabiliriz. Headbutt'ı yaptı sonunda ama Kevin Owens sanırım kaçtı. Şöyle yana çekildi. Dolayısıyla kurtuldu yani headbutt'tan. Şimdi sandalye kullanacaktı. Drew McIntyre izin vermedi, sandalyenin üstüne pile driver. Elbow darbesi. Bir tane daha elbow drop. Kevin Owens köşeye çıkıyor.
Oo! Senton Bomb. Ve sonra da Frog Splash. Senton Bomb deliğime bakmayın, çaktırmayın. Vay anasını Kevin Owens. Future Shock, Drew McIntyre'a yapabileceği bütün hareketleri yaptı ama sanırım bir işe yaramayacak. Bir kick out geldi. Headbutt'ı yedi. Oo! Kevin Owens'ın kafası kanıyor abi. McIntyre'ı coştu beyler bayanlar. Ne kadar uçsa da kaçsa da sanırım Drew McIntyre gam yemeyecek. Bir Future Shock'a bakar. Bu maçın bitmesi bana sorarsanız. McIntyre. Hayır, reverse sendi. Pop pop! Powerbomb geldi! 1, 2, 3... Uff! Her seferinde nasıl BG'ye geliyorum, yeter artık. Okey, small pulse market değil, roll up! Uff, schoolboy geldi abi, hareketin ismini bulana kadar maç bitecek. Oha! Manyak bir belly to belly ringten çıkacaktı adam. Bir tane daha belly to belly. Bir tane daha belty belty. Scott Steiner'a bağladı şu an Drew McIntyre. Ooo ama Kevin Owens'dan. Kevin Owens'dan low blow. Ve galiba yok. Yok henüz değil. Köşede yumrukluyor şu an McIntyre'ı. Biraz zaman kazanmak için yaptı bunu gördüğünüz gibi. Dinleniyor şu an. Yeterli olacak mı? Atomic Drop. Tam sentanlık abi. Owens'ın aklında farklı bir fikir var. Owens. Headlock'tan yumruklara çaktı ve Big Boy Senton. Eyvah, birbirlerine giriyorlar bakalım. Kim kazanacak yine, gerine gerine yumruk atıyorlar. McIntyre coştu, headbutt. Kevin Owens kalktı, crossline. İkisi de yerde beyler bayanlar. Kevin Owens'ın kanı yalnız bayağı akmaya başladı. Bir an önce bitirse iyi olur çünkü turnuvada başka maçları daha var. Oo, double axe handle. Headbutt'tan kurtuldu kendisi. Ama o Death Valley Driver'dan kurtulamadı. Irish Whip. Oo, 13. Acaba count out'la mı kazanacak? Kevin Owens kötü durumda. Yok, 15'te girdi içeri. Uf, Future Shock geliyor sandım orada bak. Her an gelebilir. Gelecek hatta şimdi. Kevin Owens izin vermedi ama. Owens. İkisi de bitirmek istiyor bu maçı. Hiçbiri izin vermiyor birbirine. Owens'dan klasik bir Kevin Owens hareketi. Klasik demeyelim de arada bir yaptığı hareket. Ve yeterli de olacak. Keşke bir Papa Powerbomb'la bitseydi. Bu güzel maç gerçekten çok güzeldi. Çünkü finisher'la bitse de yani şahane olurdu. Tadından yenmezdi. Neyse, bari bu hareketin ismini öğrenmiş olacağım şimdi. Neymiş bakalım? Spinning Scrap Buster'mış. Axe Guillotine. Bilmem ne. Spinning Scrap Buster. Çok zor isimler abi. Nasıl aklımda tutacağım bunu? Neyse. Gecenin son maçına geçelim beyler bayanlar. Ayrıca ilk round'un son maçına geçelim. Ladies and gentlemen, this is the main event of the evening. Tıpkı Universe Mode'da olduğu gibi burada da Seth Rollins main event abi. Karşısında da çok muhteşem bir rakip var. Kendisi ne iyi bir insan ne kötü bir insan. Kendisi Aleister Black. Bakalım nickname'i var mı? The Dutch Destroyer, tabi doğru. İkisi de sarı giyinmiş hafif. Bakalım. Kim hak ediyor sarı giymeyi? Oradan bir roundhouse kick gördük abi, gelir gelmez. Seth Rollins. Okey abi, bu gerçekten çok güzel denk gelmiş harbiden son maç olmak için. Potansiyel çünkü sonsuz. Bakalım güzel bir şey gösterecekler mi bize? Evet abi, şu an Aleister Black zaten ne kadar güzel strike yapabildiğini gösteriyor bize. Snapmare, Seth Rollins'den. Güzel bir PK. Ama evet, daha maçın başındayız ve hayvan gibi strike'lar görüyoruz Aleister Black'ten. Bicycle kick gelecekti. Seth Rollins'ı ıskaladı neyse ki. Rollins. Bıraktı abi. Bicycle kick denemesi yine başarısız. Yakaladı Seth Rollins bacağını. Dragon Screw Leg Whip. Mini FU. Dickhead Kick.
size çok mesafeli davranıyor ve oha manyak bir kombinasyon geldi Aleister Black'ten. Seth Rollins son anda kendini kurtardı o az önce yaptığı tekmeyle. Bakabam mı? Hayır. Hayır değil. Oo, çok hızlı bir swinging neckbreaker. Ve standing moonsault. The shooting... Ne oluyor lan? Moonsault değil. Shooting star press oluyor evet ya galiba. Neyse çok önemsiz şeyler bunlar. Uf. The God's Last Gift'e benzeyen bir hareket geldi. Az önce Seth Rollins'e... Oo, cutter yedi Seth Rollins. Uh-oh. Aa, yapma bunu Seth. Zararlı çıkacaksın Seth, yapma bunu. Evet görüyorsun şu an Seth Rollins gerçekten domine ediliyor, yok ediliyor. Dutch Destroyer tarafından. Eyvah Dragon Sleeper. Rollins ama kaçmayı başardı. Ama bence çok uzun süre kaçamayacak. Gerçekten bu maçın tamamıyla tepesinde Aleister Black. Ve bu maçı kazanacak gibi gözüküyor. Evet yine bir reversal Seth Rollins'e sırtına bir tekme. Oh bicycle kick denemesi başarısız. Seth Rollins koştu iplerden sekti. Boom! Güzel bir PK ve standing shooting star press demek istiyorum harekete. Sweep the legs yaptı. Evet. Aleister Black bir hareket yapacaktı ama Seth Rollins'ın kalkacağını görünce vazgeçti ve Dragon Sleeper bir kez daha. Hayır. Seth Rollins pes etmedi. Rollins'den super kick. Tuşa gidiyor şimdi. 1, 2... Uuuu çok ani bitebilirdi. Güzel bir Fire Pro Special. Kingslayer denemesiydi sanırım o. Bicycle kick değil direkt Big Boot. Blokladı Seth. Şu an Seth Rollins'in yaptığı her şeyi blokluyor. Sir Black Seth Rollins dokunamıyor bile Death Valley Driver. Eyvah Seth Rollins orada groggy'di abi her şey olabilirdi. Neyse ki kurtardı kendini. Seth Rollins'in klasik yaptığı enziguri hareketini gördük orada. Şu an şimdilerde çok yapmasa da eskiden çok yapardı ve çok severdim o hareketi. Sürekli görsem bile sıkılmazdım o hareketten yani. Keşke yine yapsa. Neyse. Uuu yine God's Last Gift. Tipinde bir hareket. Small Package Pile Driver'da diyebiliriz. Teknik ismini kullanmak istiyorsak. Seth Rollins! Suicide Dive! Hayvan gibi bir Suicide Dive yaptı sanırım. Üçüncü ipin üstünden atladı orada. Top Bay Suicida. Evet ona geldik. 20'de count out oluyor ama ikisi de hemen içeri girdi. Seth Rollins'dan roll up. Bence yapabileceği en zekice hareket bu. Ve neredeyse maçı kazanıyordu. Köşedeyiz. Bicycle kick'i yedi. Ve o double stomp. Seth Rollins bu hareket yüzünden Universal Şampiyonluk maçını kaybetmişti. Zaman bir gel zaman git zaman önce. Abi çılgın bir kombadan sonra Dragon Sleeper. Seth Rollins yine kick şey yapmayı başardı, kaçmayı başardı. Swinging Neckbreaker geldi Seth Rollins'den. Rollins. Aha. Yine yedi hareketi. Öldün ulan diyor Seth Rollins'e Aleister Black. Boom bicycle knee. Hem de Seth Rollins'in kafasının arkasına ve yeterli olacak beyler bayanlar. Bir çeşit V-Trigger gördük orada. Seth Rollins'in kafasının tam arkasına bir V-Trigger geldi Aleister Black'tan. Vay anasın diyorum. Kenny Omega geçmişti değil mi Adam Cole'u yenip? Öyle olmuştu yanlış hatırlamıyorsam. Evet öyle olmuştu. Bakalım kim daha iyi diz vuruyormuş. Öğrenme şansımız olabilir ikisi de finallere kalabilirlerse. Two step knee kickmiş de bicycle knee kick demek bence daha iyi. Çünkü bildiğin bicycle kick yani şey knee. Neyse beyler bayanlar bu işte ilk round'un sonuydu. Bundan sonra yarı finaller var. Yine iki bölüm olacak bunlar. Her bölümde 4 maç olacak. Sonra geri kalan maçların hepsini de bir bölümde bitireceğim. Toplamda 5 tane maç kalmış oluyor. Ve bunların hepsi sona erdiğinde Wrestling Revolution 3D'de My Career modunda kimle oynayacağım belli olmuş olacak. Evet, bunu da söylediğime göre bugünlük bu kadar yeter. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir dakika videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.